Dünya Sağlık Teşkilatı'nın, Dünya Ekonomik Formu'nun, Dünya Ekonomik Formu'nun artık öncelikli hani hangi becerileri elde edelim? Gelecek nesil, gelecek iş dünyası ne istiyor bu fütüristik çağda, deli deli gelen e, teknik çağda dedikleri empati çıktı. Biz empatik dinleyebiliyor muyuz? Dinleyemiyoruz. Biz o kişinin duygusunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ay canım üzülme. Hayır şu anda üzgün olmaya ihtiyacı var. Kabul mü? Kabul, Öfke bile mesela öfkelendiniz. Ben öfkemi kabul ediyorum dediğiniz anda öfke geçer. Hı hı. Öfke kontrolüyle başlar belki mutluluk. Hı hı. Direnç göstermemek gelen duygulara. Şimdi bir direnç varsa evet. karşı direnç varsa eğer siz direnciniz için evet hı hı. öfkelenebilirim, bu öfkelenecek kadar değerliyim dediğinizde Öfke geçiyor. Ha kabul gördüm diyor duygu. Hmm. Duygu çok önemli. Duyguları kabul et. Duygularımızı kabul etmek. Evet. Mi? Yok sayıyorsak döner duygu. Yani yok sayıyoruz. içeri bastırıyoruz. Ne oluyor? Gidip kılcal damarlarınızda hücrelerinizi bulup kılcal damarlarınızı kilitliyor. Damarlarınızın içindeki bütün o kimyayı bedeni mahvediyoruz. Atalarımız da biliyor zaten. Keskin sirke küpüne zarar. Sonra gelsin hormonlar bozulsun kortizoller evet. salgılansa. Anlatacak hastalıklar. hiçbir şey kimseniz olmayabilir. Yani bu dert anlatılmaz kardeşim derseniz Olabilir. yazın. Hmm, yazın. Çünkü kağıdın ucundan böyle kalemin ucundan kağıda o zehir akar. Ya da suyu anlatın derlerdi ya büyükler. Anadolu bu konuda muhteşem. Anadolu'daki bu koca koca cümleler var. Mesela e, hadis var, selamlaşın hiçbir şey veremiyorsanız selamlaşın. Hz. Ha, Muhammed'in gülümseyin sadakadır der. Mutlu olmak istiyorsanız vermeniz gerekiyor. Son e, 60 yıldır dünyada yapılan bilimsel araştırmalar, bilimsel araştırmalar öyle böyle değil. 2000 kişi üstünde yapılan bir araştırma var. Ayrı ayrı yıllarda komüniteler üstünde yani topluluklar üstünde yapılan araştırmalar var. Beyin emarı çekerek, beyin detaylı incelemelerini yaparak verdiğinizde mutlu oluyorsunuz mutluluk böyle bir şey yani ben size kolonya ikram edersem kokusu bana da geliyor hmm. birine verecek hiçbir şeyiniz olmayabilir ki sosyal denge için paylaşmakta fayda vardır bilgiyi paylaşın edindiğiniz doğru güzel şeyi paylaşın ama verecek hiçbir şeyiniz yoksa hiç tanımadığınız bir insana gülebilirsiniz şimdi bana diyeceksiniz ki hocam İstanbul'dayız <laughs> öyle evet. her önüne gelene evet. gülünür mü sizin niyetiniz her şeyi belirler ve kime Doğru. gülümseyeceğinizi bilirsiniz. Hmm. E, bu yüzden de kendinizden çıkıp etrafa bakarsınız. Kimin neye ihtiyacı var acaba? Hmm. Buraya kilitlenmediğiniz, bu kafesin içine kilitlenmediğiniz sürece e, depresyonda kalma olasılığınız yok. Çünkü... E, yapabileceğiniz şey dışarıdadır ama mutluluk içeridedir. Yani hapishane yine kendimiz miyiz? Yani? Evet. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır bilirsiniz. Anahtarını kaybetmiş bir gün. Ve lambanın altında, sokak lambasının altında anahtarını arıyor. Bir komşu gelirken demiş ki yardım edeyim. Beraber bakıyorlar anahtara. Her taşın altında anahtar yok. Hoca diyor burada düşürdüğünden emin misin? Anahtar burada yok gibi. Yok burada düşürmedim diyor hoca. Ya? <laughs> Nerede düşürdün? Evin içinde düşürdüm diyor. E neden burada arıyoruz? Lamba burada diyor. Biz her şeyi mutluluğu dışarıda arıyoruz, taktıklarımızda, kullandıklarımızda. Oysa sizin e, ne hissettirdiğiniz insanlara işte bu ışığınızdır. Bunu asla unutmaz insanlar. Ve unutmadıkları gibi onlara bunu yansıtırken siz içten gelen o gücünüzü de dışarı çıkarırsınız. Böyle bir durumda mutsuz olamazsınız, depresyonda olamazsınız. Böyle bir durumda motivasyonsuz kalamazsınız. Ama eklemem lazım motivasyon duş gibidir. Her gün gerekir. N nasıl bulacağız motivasyon kaynağımızı peki? İyi bir neden. Sizi yataktan kaldıracak, kaldıracak bir iyi neden. bir neden. Yoksa. Şimdi bulacağız. Yani düşünüyorsa eğer, hayır benim abicim kalktı. Evet ya, genellikle yok böyle ya, düşünüyoruz. Yok diyenler derin için. Derin kazın. Bu gezegene gelmiş olmanızın iyi bir sebebi var. Vardır mutlaka. Öyle laf olsun diye gelmediniz. Hmm. Aa, yaratıcı sizi yaratmak istedi. Yaratıcı sizi hani laf olsun diye hadi onu da yaratayım buraya göndereyim demedi ki. İyi bir nedeniniz var. Belki sadece gülümsemeniz, belki sadece dua etmeniz, belki sadece varlığınız yeter. Çıkın o yataktan. Çünkü şah damarınızda yaratıcıyı taşıyorsunuz. Hmm, çok güzel gerçekten. Şimdi birkaç tane daha konu var onlara da giriş yapalım. Tamam. Ee, ekranları başındaki izleyicilerimiz eminiz, eminim bir sürü sorusu vardır ama e, sürede kısıtlı olduğu için özellikle başarı ve başarısızlık konusuyla hmm. ilgili biraz konuşalım tamam. istiyorum. Başarısızlıkla nasıl başla, başa çıkabilenleri bir de mutluluk nerededir? Ah. Mutlulukla başlayayım. Olur. Mutluluk öyle aranmaz. Peşinden koştuğunuzda kaçar. Aşkın hmm. peşinden koşarsanız, paranın peşinden koşarsanız, mutluluğun peşinden koşarsanız kaçar. Güzel konuya giriş yaptık. <laughs> <Evet. gülüyor> Biz duracağız merkezimizde. Benim hocam derdi ki fırtınanın gözüne gir. Eğer savrulursan çarpar ve yara alırsın. Ama fırtınanın gözü en sakin yerdir ve ne olup bittiğini görürsün ve ne yapmak istediğine karar verir odaklanırsın. Hmm. mutluluk dediğimiz şey anların toplamıdır öyle Alman, hadi mutlu olalım gülelim eğlenelim hiçbir şekilde dışarıda bir sürü şeyi olan insan var ama içeride mutsuzdur ve kimse anlamaz hmm. İçten organlarınızı çürütür mutsuzluk ama mutlu olmak bir seçimdir eğer bir acı varsa bir başarısızlık varsa bunu kabul edeceğiz hmm. yani ilkokulun ilk gününü hatırlayın hmm. çok mu iyiydik yazmakta İlk yaptığınız makyajı, ilk yaptığınız tostu hatırlayın. Hı hı. İlk tıraşı hatırlayın. Öyle değil. Bir zaman sarf etmeniz ve bu konuda bir niyete girmeniz lazım. Yani ben şunu halletmek istiyorum. Tabii ki başarısız sonuçlar alacağız yoksa yürümeyi öğrenemezdik. Hı hı çok güzel söylediniz. Peki zor zamanlarda pozitif kalabilme durumunu birazcık konuşalım. Hmm. Ee, karar verme konusunda, bir işe başlama konusunda güçlük çekenlere nasıl yardımcı olabiliriz? Neler söyleyebiliriz? Sonra da ilişkilerimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz konuşuruz. Şimdi isterseniz önce şeyle başlayalım. Ee, zor zamanlarda. Zor pozitif. zamanlar Ama zor zamanlar hani Olmayan zor zamanlar, zor olduğunu düşündüğümüz zamanlar. Yok bilmiyorum. zor zamanlarımız da var. Hayır şöyle yani bir kayıp, bir üzüntü, evet. bir başarısızlık zor zamanlar. Bunlardan da bahsedelim bir de kendimizin zorlaştırdığı zamanlardan da bahsedelim. <laughs> bir şey çok fazla emek sarf ediyor yani böyle çok fazla sizin zorlamanızla gidiyorsa dur ve bir daha düşün. Tam doğru rayda olmayabilirsin. <laughs> Mesela Ama, buna ilişkilerle örnek verelim dilerseniz. E, İtelediğimiz, kakaladığımız, zorla eledim, yürütmek Evet, yani size saygı duyulmayan bir ilişkideyseniz erkek ya da kadın olun. Orada işiniz yok. Hı -hı. Fark edin bunu. Ama daha sonra onsuz ne yapacağımızı bilemediğimiz için, yani yaşadığım kaos benim bildiğim kaos. Ama bir adım sonrasını bilmiyorum o yüzden harekete geçemiyorum diyoruz. Elalem ne der diyoruz. Hı -hı. Elalem zaten şunu söylüyor. Sakın ha! Sakın yapma, sakın hmm. e, yani sabırlı olacaksın tabii sabırlı olacağız anlayış göstereceğiz ayrı bir mevzu hmm. ama sabrın bir <laughs> şekli, rengi ve tonu var. Hmm. Size saygı gösterilmeyen bir ilişkideyseniz varlığınıza, kalitenize değer görmediğiniz bir ilişkideyseniz ve bunu artık e, o ilişki bakın bir ilişki tek kanatlı uçmaz. Çift kanat lazım. Kuş tek kanatla uçamaz. Eğer verdiğiniz emek, emek fedakarlık demiyorum. Hı hı. Verdiğiniz emek kadar bir emek gelmiyorsa karşı taraftan. Müşteriniz olabilir. Öğrenciniz <laughs> özür dilerim. Öğrenciniz olur. Eşiniz olur. Ama bu konuda son derece iyi niyetle devam etmeniz lazım. Yine hikayelerden bir tanesi gelinin biri kayınvalidesinden çok e, ızdırap çekiyor ve bir ee, şifacıya gidip diyor ki sen bana bir zehir ver çok aynı evdeyiz ve bir, yani bir türlü anlaşamıyorum birbirimizi yiyoruz ben ölmesini istiyorum diyor. Alıyor zehri eve gidiyor ama şifacı diyor ki senden şüphelenmesinler sen çayını yap anneciğim kahveniz hazır desen iyi davran diyor işte çayınız hazır de. Bir müddet sonra ilişki o kadar iyi oluyor ki anneciğim çayınız kahveniz anneciğim anneciğim anneciğim, anneciğim Kork korkuyor <laughs> ve istemiyor gelin ölsün gidiyor yine şifacıya diyor ki aman bana bir pan zehir ver kayınvalidem ne iyi olduk kızım diyor zehir dilindeydi sana verdiğim vitamindi. Yani gerçek niyetle ilişkiyi yapmak isteyin. Bunun için çaba sarf edin. Ama artık size öz benliğinize zarar veriyorsa orada artık durup masaya yatırıp irdeleme zamanı. Bunun için özür dilerim bunun Buyurun, için. Kendimize yatırım yapmalıyız. Yani dur orada dur diyebilmek için bizim hayatta iki ayağımızla duracak noktada olmalıyız. Dururken. Evet. Ancak bu yüzden işte zaten. erken öyle evlenmeyin. Aşk, evet aşk aşk var diye görünür ama siz yoksanız o aşk yok. Yoktur. doğru. Yok sayılıyorsanız yine yok. Doğru. Değer verdiğim bir şey için hayal kırıklığı yaşadım. Bu durumla nasıl başa çıkabilirim diyenlere ne önerirsiniz? E bilen geri gelsin. <laughs> Değer verdiğimiz birçok şey için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ancak hayal kırıklığı yaşamak e, bize şunu söylüyor: Sen doğru bir karar vermedin. Sen değer verdin ama karşılığını görmedin. O halde neye değer vereceğini bilmelisin. Bunu bilebilmek için önce kendini bilmelisin. Sen nelere değer veriyorsun? Senin değerlerin ne? Değer dediğimiz şey ver oradan 2 kilo huzur, ver oradan 5 kilo güven değil. Kilo kiloyla satılmıyor. İçimizde o. Ve neye karar vereceğimize, nasıl karar vereceğimize, ne zaman karar vereceğimize o değer karar veriyor. O değerlerimiz. Nedir o değerler? Tanımalıyız kendimizi, bilmeliyiz. Nedir benim bu hayattaki değerlerim? Evet, benim değerim bir ilişkide öncelikli olarak güvense hmm. ve tam karşılığını göremiyorsam hmm. o ilişki artık beni tatmin etmez. Hmm. Artık kırgınlıklar çoktur ve o kırgınlıkla o yarayla o kanamayla o ilişkiye devam edemeyiz. Ederseniz hastalanırsınız. Eee e, nörolojik bilim ve epigenetik bilim artık bize bunu söylüyor. Evet. E ifade edemiyorsanız evet. içeride patlıyor. Tutuyorsanız bir şekilde mutlaka bir yerde bir şekilde evet. patlıyor. Çok soruluyor bu soru. Bence bu sorunun cevabı da çok kolay değil. Çünkü herkes kendisine göre farklı ifade ediyor. Kendi değerimizi nerede bulduk? Nerede aradık? Nasıl bulduğumuzla da alakalı birazcık. Herkesin kendi yolculuğu bence ama mesela eee Saadet Hanıma sorsam desem ki kendi değerimizi nasıl daha iyi anlarız diye nasıl hmm. cevap verirsiniz? Bir kere yaratılmış olmanın verdiği bir o var oluş dediğiniz az. az, az su içmek ister misiniz? O az önce söylediğiniz şey var ya sadece hiçbir şey hiçbir göreviniz <laughs> olmasa bu dünyada bile sadece varoluşunuz bile bir değer diye. Şimdi bunu düşünmek veya şu anda hayal kırıklığı yaşamış veya kendini birisi tarafından aşırı değersiz etmiş birine bunu söylediğiniz zaman hani böyle yapabilir değil mi? <laughs> bu durumu nasıl toparlayacak? Buradan nasıl ayağa kalkacak? En değersiz hissettiği yerden. Ee, dibe kadar vurmakta fayda var. Evet. Yani vuralım ki güzel bir an değil mi o aslında. Evet, o an aslında bir aha anı geliyor demektir. Onu yakalayın. Onu kaçırmayın zaten. Hmm. O dibe vuruş anları şöyle anlatayım. Bir tepedesiniz ve bir dağa çıkacaksınız. Vadiye inmeniz lazım çıkmak için. Oraya çıkmak için. Hmm. Ve hepimizin hayatında yani ben ilk yüzden sonrasını saymayı bıraktım. Muhtemelen sizin hayatınızda da var. Bizi seyredenlerin hayatında da var. Eskisi kadar canınız yanıyor mu o anlardan? Hayır. Çünkü büyüyüp çıktık. Piştik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.